Merhaba sevgili abonelerim ve izleyicilerim. Bugün sizlere Dyke projesinden bahsedeceğiz. Dyke Finance'den. Dyke Finance, kripto al-sat işlemlerinin yapılabileceği bir platformdur. Ve kendisine has olan hususiyetleri ve diğerlerinden şimdiki videomuzda bahsedeceğiz. Ve merkeziyetsiz finans projesidir, yani Decentralized Finance projesidir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi birçok tokenlerden işlemler yapılabiliyor. Mesela burada artayı tıklayarak buradaki tokenlerin işlemlerini takip edebilirsiniz. Ve burada token bölümü var. Biz kolay bir alıcı satım işleminde bunları kullanabiliriz. Ama ilk önce burada Coinlink Wallet diyerek cüzdanımızı MetaMask veya Trust Wallet'e bağlamalıyız. Mesela MetaMask'a bağlayalım ve MetaMask üzerinden devam edelim. Şifremizi yazarak MetaMask'a bağlanıyoruz. Ve burada Next diyerek hesaba bağlandık. Ve burada Switch Network diyerek hesabımızın Binance üzerine bağlanmasını sağlıyoruz. Çünkü PancakeSwap'ta olduğu gibi Dai Finance'de Binance Smart Zinciri vasıtasıyla çalışıyor. Ve burada Dai tokenlerimizi biz BOSD tokenlerine çevirebiliriz. Bir Dai'ın bir BOSD olduğunu görüyoruz. Mesela 1000 tane Dai'ımız varsa 1000 tane BOSD olur. Approve diyerek hesabımıza bağlanarak MetaMask üzerinden işlemleri takip edebiliriz. Ve tarih şeyini de burada gösteriyor. Ve burada da Live Pool bazında buradaki işlemleri takip edebiliriz. Bakın burada mesela açık satış ve gelecek satışlarla ilgili burada görüyoruz. Aynı zamanda bu bölüme baktığımız zaman burada biz bunun yani ikili market olduğunu görüyoruz. Down veya Up diyerek mesela burada BOSD veya diğerini seçerek burada mesela 1000 tane diyelim. Approve diyerek Down ya da Sell olduğunu buradan gösterebiliriz. Ve sistemin affiliate özelliği var. Biz arkadaşlarımızı buraya davet ederek direkt komisyonlarının 0.5'ini kazanabiliyoruz. %0.5'ini. Ve burada da referral sayısını ve kazanılan ödül miktarını gösteriyor. Burada da referral kısmı vardır. Ve bu referral kısmından işlemleri yapabilirsiniz. Ve burada komisyonlar var. 5 level'lık bir komisyondan bahsediliyor. 0. 1. level'da 0.5, 2. de 0.4, 0.3, 0.2 ve 0.1 olmak üzere yüzdeleri böyle dağıtımda gidiyor. Hakkında bölümüne baktığımız zaman burada Dyke Finance Solution Limited olduğunu görüyoruz. United Kingdom'a ait olan bir projedir. info@dykefinance adresine yazarak bilgilendirme alabilirsiniz ve burada da kurallarıyla ilgili olarak Dyke Finance ile ilgili olarak bu kısmı müşteriler olarak okumamız şarttır. Çünkü bu bize hangi fırsatların verildiğini veya diğerlerini buradan görebiliyoruz. Ve burada trade bölümüne gelerek buradaki işlemleri de kolay biçimde görebilir ve al-sat işlemlerini hayata geçirebiliyoruz. Ve böylelikle de hem burada değişim hem de buradaki işlemler bizim için yardımcı oluyor. Ve bunun Dyke Finance'in burada Twitter adresine girebiliriz. Twitter adresinde de 1880 şu an için kullanıcısı var. Ve proje ile ilgili olarak da merkezi finans siteleri ve merkeziyetsiz platformlar hakkında bilgiler var. Dyke Finance ile ilgili olarak biz CryptoShip üzerinden bu bilgileri de alabiliriz. Yani birçok yerine de Dyke Finance'den bahsediliyor. Bunlardan biri de CryptoShip'dir. Burada da Dyke Finance projesinden bahsediliyor ve burada güvenliğinden, buradaki Dai platformu ile ilgili olarak, Binance Smart Zinciri ile ilgili olarak ve Dai token ile ilgili olarak bilgiler veriliyor. Dai token'in sayısı 128 milyondur ve Binance Smart Zinciri'ne aittir. Dai token'in allocation'ı böyle veriliyor. %50'si community mining'lere harcanacaktır. 2.5 airdroplar için, %5 public sale, operasyonlar için 7.5, marketing için %10, angel investorlar için %10, advisorlar için %3 ve takım için %12 ayrılıyor. Ve burada da kolay şekilde yapılacak işlemler ve diğerleriyle ilgili de bilgileri görebiliriz. Aynı zamanda Telegram üzerinde olan projeyle ilgili olan birçok bilgileri görebiliriz. Yenilikleri görebiliriz. İnovasyonları görebiliriz. Ve yeni haberleri Twitter sayfası üzerinden takip edebiliriz. Ve aynı zamanda Dyke Finance'in 17.515 abonesi olan bir kanalı var. Ve burada da tokenlerle ilgili olarak, yapılan işlemlerle, analizlerle ilgili olarak bilgiler burada da yerini almaktadır arkadaşlar. Bunları da görebiliriz. Burada bakın Twitter'la ilgili olarak paylaşımlar var. Aynı zamanda projeyle ilgili olarak paylaşımları Dyke Finance ile ilgili olarak vermektedirler.
Ama esasında bu projeyle ilgili bilgileri buradan takip edebilir ve buradan hesabınıza bağlayarak Dark Finans üzerinden token işlemlerini, trade işlemlerini de böylelikle buradan iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Dike platformu oyuncuların risklerini iyi yönetebilmeleri açısından diğer platformlardan farklıdır. Oyuncular piyasanın yukarı aşağı trendini belirlemek için bahis koymanın yanı sıra eğer bu oran çok farklıysa mesela %70'in %30'a hacim çubuğunda da iki yukarı aşağı düğmesinin hemen altındaki kırmızı yeşil çubuğa bakabilirler. Oyuncu daha fazla kâr elde etmek için %30 tarafından bahis yapabilir. Yani 2,5 kat. Veya tam tersi oyuncu bahisinin satıştan daha yüksek olduğunu tespit ederse kazansa bile fazla bir şey elde edemez. Oyuncular o randevuyu atlamayı, daha iyi bir randevu beklemeyi, diğer merkezi platformlar gibi ardışık siparişlerin heyecanından kaçınmayı düşünebilirler. Proje hakkında vermiş olduğum bilgiler bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.